Herkese yeniden merhaba. Kartel Tycoon görüldüğü üzere bu ülke kanadır. Karışıklığından en çılgın hayallerin bile ötesinde zenginlik gelir. Derin kaz büyük düşün. Şimdi ayarlar dedik, şu ekranı büyütelim. Kontroller ileri git, durur, durur, delete bina yıkımı, ses, grafikler 60 FPS değil, 1920 1080, şöyle pencere, tamam, güzel. Genel olarak kaydırması. Tamam. Şöyle yeni oyun diyelim. Hikaye oynayasım var. Daha hiç oynamadım oyunu. Bakacağız böyle. Hani eğitimi. Ya tamam, oynayan neyse. Yeni kayıt oluştur. Başla. Ben buradan Pablo Escobar mı olacağım? Ha? Escobar mı olacağım? Ben Escobar'lardan mı olacağım? Şöyle, evet. Şimdi eğitim moduna hoş geldiniz. Öğrenirsiniz falan başta. Şöyle şuraya bir tıkladık. Şimdi sabahın erken saatleri, Javier Gutierrez ofisi. Merhaba, tezgahın üzerine yaslanmış uzun boylu giyimli adam ileri. Böyle mi lan bu oyun? Amca iyi lan oğlum, adam bir sürü şey saydık lan. Babam bize katılmayacak mı? Ağzından çıkan ulan duyuyor musun? Ha? Artık Romero kullanıyorsun. Çıktığın kabuğu beğenmez o ana. Kaplumbağa kabından çıkmış. Piyah demiş. Çevrene bak, bir şeyler hatırlattı mı? Devam et. Anam var adamı. Bu ne lan, sebze? Afyon. Afyon Karahisar herhalde. Aç. Bu ne? Havaalanı. Şu an neyse, açalım. Satılacak bir şeyimiz yokmuş oğlum. Kapat o zaman. Bu ne? 2 gün 20 saat diyor. Fareyi sağa sola WASD ile hareket ettir. QA ile etrafa bak. Tamam. Bu neymiş? Askeri birim mi? Yuu. Düşünüz efendim. Etrafına bak. Görev tamamlandı. Demek baban yeni bölgeyle geçirdi. Ha? Ne lan? Bana ama kartel yönelikten ne anlarsın? Oğlum sen. Cık, efendisin sen ya. Namı değer zor. Evet. Nereden başlamalıyım? Çiftliklerle, yollarla ve depolarla bir üretim zinciri kurarak başlayabilirsin. Afyon yetiştirmeye. İyilik iste. Depolama. Depo ne istedi benden? Ne diyor? Etrafıma bak. Üretim zinciri. Depo, lojistik sekmesinden lojistik. Kale. Başka? Çiftçilik yakınlardan onu depo inşa et. Çiftçilik deposunu. Depo mepo yok mu oğlum lan? Benim gözüm niye kör lan bugün? Buraya kurulacaktır oğlum ya. Bina depolama boş diyor. Banka kumarhane, stadyum, araştırma merkezi. Ufak hiçbiri. Sirk, hayır kurumu. Katedral. Viracı. İnşaat menüsünden. İnşaat menüsü nerede şimdi? Ha, aşağıdaymış. Şuradan. Çiftçilik, araştırma yapman gerekiyor diyor. Üretim, konut, ha, depo. Şuraya kurduk. Tamam. Aynen. Üretim zinciri. Deponun etki alanını daha fazla yapmak için inşa et. Ne? Şu mu lan? Ulan geri zekalı gibiyim lan şu an. Afyon çiftlikleri üret. Şu
Şundan nasıl üreteceğim ben kanı? Malzeme, çiftlik, aynen. Niye kurmuyor bunu? Tony Teğmen'in sayfasına git. Tony Teğmen kim? He. Git becerisini kullanarak depoyu belirle. Evet. Teğmen'in becerisini kullanarak. Ha, teğmenin becerisini. Teslimat yap. Evet, şöyle teslimatımızı da yapıyoruz. Evet, lojistik geliştirme tamamlandı. Ulan bildiğim ben şerefsiz oldu lan. Allah, o kadar denmez. Üretim mi? Malzeme değil, üretim. Yok, depo değil, konut. Yok, tamam. Şimdi. Tamam, dur. Şimdi bu mücür yoluna erişim, git emirleri kullan. Şöyle bir ah binalar araştırma merkezi inşa et. 12 saat kaldı. Şöyle hızlandırayım da biraz. Ben sevmiyorum yavaş oyunu böyle ya. Şimdi satılacak bir şey yok diyor. Geliştiri 20 bine. Daha araştırma yapacakmış falan zart. Binalar, araştırma merkezi, araştırma ağacı işte bu. Çiftlik. Ha, şunu yapacakmışız. Nakliye şirketini araştırma. Hemen nakliye şirketi şey 3 tane. Aha, 10 bin kara paramız var lan bizim. Nakliye şirketi yaptık, kurduk bir tane. Şimdi şunlar araştırılmış. Şu tabi bize izin verilmiyor. Tamam. Bayağı şu banka manka. Lojistik şirketini geç bakayım. Nakliye şirketi. Dur bakalım. Nakliye şirketini geç bakayım. Nakliye şirketi malların dağıtımını otomatikleştirir. Deponun etki alanını. Şuraya o zaman taksi durağı mı kuracağız? İnşaat halinde bir kur bakayım bir. De kara para. Ha, kara para aklama. Tamam, bu böyle aklasın. Şey nereden yapacağız? Nakliye şirketi. Binalar. Nakliye şirketi. Şöyle tamam. Nakliye şirketimizi kurduk. Şirketi aç. Ek bağlantılar. Şöyle. Tamam, zaten bu burayı halletti. Orayı kendisi kurdu. 4. Şimdi 10 birim afyon sat. Tamam, satar bu 10 birim. Ah, sattı bile. Tamam, bu satsın. Bir taksi yolla. Niye? Aha,
O koku. İlerleme var. Sobrino, iyi gidiyorsun. Si amca. Hemen havaya girme. Daha çok yolun var. Daha azını beklemiyordum. Şimdi ne yapacağız Tevmenim? Depolarımız kara para dolmaya başladı. İş yapmak tehlikelidir. Polisler kokusunu trüf mantarı çıkaran domuz gibi. Oha. Evet, üniversite taksitlerini nakit ödeyerek para aklıyorlardı ama böyle bir seçenek olmadığına göre ne yapıyor dedin? İkinci en iyi seçeneği taksit. Şehir daha çağırırsın. Hazır işe girişmişken bir konut bulalım. Hoşuma harcamış olmayacak mıyız? Özel konutlara diğer binalardan daha çok büyük miktarda para, kara para zulalayabilirsin. Evet, şimdi aç kapa. İstatistik %28, %27'sini mi aklamış artık, ne olmuş bilmiyorum. Tamam, şimdi kara para kullanarak. Şimdi, evet, tamam. Teslimat yap diyoruz, şöyle alıyoruz şunu. Onu da şöyle şeye götürüyoruz. Şu an gördüm. Evet, yapıldı. Tamam. Şunu alıyoruz. Git. Tamam. Kara parayı da akladık böylelikle. Şimdi artık kara para aklayabilirsin. Tony'yi kullanarak kara parayı aklamak için havaalanından taksi durağına götür. Şunu taksi durağında aklayarak yasal paraya dönüştür. Tamam, bunu iyi kendisi yapar zaten. Ben şu karakteri git deyip şuraya bir çekeyim. Şimdi para da aklandı. Tamam. Kara para da aklandı. 8.000 lira kara para aklanmış. Çok güzel. İşler hızla yürüyor. Konut. Konut para aklama sürecini otomatikleştirir. Köy ile havaalanının arasındaki tarlaya bir konut yap. Şimdi. Binalar. Konut. Şuraya mı yapsa? Şöyle. Şuraya yaptık. Yol yok diyor. Yol hemen ona yapalım. Şöyle kum yol olsun. Sıkıntı yok. Tamam. Kara para aklama. 3. Tamam. Bu kendi düzenini kuruyor artık. Oğlum benim gibi bir çaponun yolu mucur olur mu lan? Havaalanından konutun ek bağlantısı olarak belirle. Havaalanından konutun ek bağlantısı. Ek bağlantılar. Hani nereden oğlum? Tamam. Ek bağlantılar şöyle. Şöyle tamam. Kara paranın bazen kara paranı başka yerlere saklamanı tutuyor. Bir süreliğine kapat diyor. He. Taksi durağını az kapatalım. Tamam, aç geri. Tamam, çok güzel. Biliyor musun, babana çok benziyorsun. Ulan. Yani. Havaya girmiyorum amca. Şimdi ne yapacağız? Düşüneyim. Yasal parayı aklamanın en iyi yolu çok ihtiyaç duyacağın zamanlar saklamaktır. Mesela araştırmalar, aynasızlara rüşvet vermek falan. Tamam. Seni hayal kırıklığına uğratmayacağım. Şimdi araştırma. Nerede? Bina listesi, ekonomi, araştırma. Araştırma ağacını açıyoruz. Her şeyi araştırmış oldum. Araştırma ikinci kademeye yapılıyor. Yapılsın. Konut. Konut. Etki alanındaki binaların inşaatının işlenmesi. Kara para kullanarak konut, yani yeni yerler inşa et. Dur şöyle. Şimdi şöyle şunu da şuraya yapalım.
Tamam. Aa. Tamam. Sonra artı havaalanı. Konut içinde depo diyor. Yeni nakliye rotası. Komşu tanı. Bonuslar nerede oğlum? Nerede olabilir? Devrede, hepsi devrede. Bu da devrede. Şimdi burada da var bizim vırtılar. Devrede mi? Devrede. Şimdi o zaman inşaat. Malzeme çiftlik değil, üretim hiç değil. Havaalanı mı? Konut şuradan binalar deyip artı bölge antrepütüsü ham madde satın alırken salsa kulübü stadyum desek neyse ben bunu bir biraz daha bakarım sonrasında sağdan soldan bir şeyler öğreniriz para parayla. Şöyle bir şey mi lan bu? Anlamadım. Neyse. Bir tane daha havaalanım oluştursam ben. İletişim. Ama olmaz. Bina listesi. Konacak yer yok diyor. Havaalanın konacak yer yok diyor. O zaman araştırma yapalım. Araştırma ha şuradaydı. Dur. Tamam. Araştırma ağacı. Çiftlik 2. Bu ne? Kurutucu. Buna atölye 2. Hadi atölye 2 hızlı bir araştır bize bakayım. 90 bin kara paramız var. Aklayamıyoruz. Çok fazla para harcadıysak bina şey yapalım. Luna Park. Oğlum şöyle çok para götüren bir şey lazım bize ya. Banka açalım evet. Banka. Bir tane banka açalım. Ne olur ne olmaz. Tamam şöyle. Araştırma merkezi. Ağacı. Havaalanı 2 diyor. Çiftlik 2 diyor. Şu ne? Kurutucu diyor. Ya şunları bir yapalım. 12 saat diyor. He sağ tuş. Yol mıcır zırt 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 zırt. Tamam şunları bir yapalım. Şunu yapalım. Şöyle konut o zaman şuradan biraz para gitsin buraya.
Şuradan da gidebilir. Ha, bunun dediği bana şu mu ki? Çiftlik, üretim, kurutucu, atölye, depo. Evet, buymuş. Konutun etki alanında iki yeni afyon çiftliği ve depo inşaat, tamam. Şöyle üretim değil, malzeme. Tamam, bunu da yaptık. Şuraları nasıl şey yapabiliriz ki? Depo. Tamam, para. Para kullanmak. Tamam. Bir tane de fazladan bankamız oldu sadece. Ondan sonra tamam, yeni görev neymiş? Kara para kullanarak konutun deposunu etki alanları için yeni bir nakliye şirketi. İletişim nakliye şirketi. Nakliye şirketini kurduk, tamam. Tamam. Kara para kullanmak 2'yi de yaptık. Şimdi imparatorluğumuz büyüyor ha amca. He amca. Ne oluyor be? İmparatorluk mu diyorsun? Bunu baban duysa bile gülerdi. Bu ne demek oluyor? He. Yok amca, ne alınması? Zart zurt. Bize dalga geçti. Şimdi Tony rütbe kadar profilini aç. Suikast para aklama yöneticisi terfi ettir. Tamam. Başka bir şey var mı? Yok, tamam. Bende var mı? Tamam. Teğmeni işe alabilirsin. Aç. Tamam. Konuttan yeni teğmen. Ha, şurada. Teğmenler yazıyordu. Teğmen listesi. Şimdi şöyle. Buradan devam ederiz sonrasında, bayağı olmuş çünkü. Neyse efendim, bugünlük de bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.